Evet arkadaşlar. Sonunda düşük yoğunluklu da olsa Azerbaycan-Ermenistan çatışması başladı. Tabi hata yine Ermenilerden geldi. Ermenilerin bir salaklığı sonucunda oluşan bombardıman yüzünden Azeriler karşı aşağı geçti. Ama bu sefer Azeriler saldırıyı durdurmadı ve büyük bir hızla devam ettiriyorlar. Gerçekten normal savaş modunda geçiyor çatışmalar. Haritada gördüğünüz bölgeler özellikle Adam, Fuzuli, Cebrail bölgelerinde çatışmalar sürüyor. Fuzuli ve Cebrail bölgelerinde Ermeni işgali altında bulunan Karahanbeyli, Karvant, Horadiz, Büyük Mercanlı, Nüzgar ve Yukarı Abdurrahmanlı köyleri Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altına alındı. Bu arada müthiş bir şekilde bizim desteğimiz de sürüyor. Daha birkaç gün öncesine kadar her gün A400 M'lerimiz ve C130'larımız mühimmat silah taşıyordu Azerbaycan'a. Bu gördüğünüz haritada da çatışmaların sürdüğü bölümler ve Azerbaycan'ın aldığı bölge görünüyor. Bu mavi bölge, morumsu mavi bölge, Azerbaycan'ın kontrol altına aldığı bölge. Mavi bayraklı yerler de Azeri birliklerinin bulunduğu yerler. Bu bölgelerde çatışmalar sürüyor ve tam hızla Azeri birlikleri ilerlemeye devam ediyor. Ermeni birlikleri çatışma yoğunluğundan kaçmak için dağlık bölgelere çekiliyorlar. Ayrıca Azerbaycan ordusu Tovus tarafından da topçu birlikleriyle Ermeni mevzilerine karşı yoğun top ateşine başladı. Bizim desteğimiz tabii sadece sözle ve mühimmatla sürmüyor. Ağrı'dan kalkan İHA'larımız da Ermenistan üzerinde gezerek Azeri birliklerine destek oluyor. Bu resimde gördüğünüz Cenah 1 Kod adlı İHA'larımızdan bir tanesi Ermenistan üzerinde gözetleme yapıyor. Desteğimiz bunun gibi bunun gibi hem İHA'larla hem de SİHA'larla Azerbaycan tarafından sürüyor arkadaşlar. Yeni aldığımız bilgilere göre TB2 SİHA'ları Ermenistan'a konuşlandırdığımız TB2 SİHA'ları da Ermeni cephelerini vuruyor. Dediğim gibi desteğimiz müthiş bir hızla sürüyor. Ayrıca açıklamalar kısmında da çok büyük ve kuvvetli desteğimiz var arkadaşlar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Azerbaycan'a tam ve koşulsuz destek açıklaması yaptı. Sayın Kalın da Azerbaycan'a neyi istiyorsa istediği her şekilde destek vereceğimizi konusunda bir açıklama yaptı. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu arasında Azerbaycan-Ermenistan çatışması konusunda görüşmeler oldu arkadaşlar. Son durum ciddiyetle takip ediliyor. Dediğim gibi en son İsmail Demirel'den gelen bir açıklama yine önceki açıklamayı teyitledi arkadaşlar. Azerbaycan ne istiyorsa, ne şekilde istiyorsa her türlü desteğimiz sürecek açıklamasıydı bu. Şimdi Azerbaycanlı kardeşlerimizin ağzından kurtarılan yerler konusunda hazırlanan videoyu size sunuyoruz arkadaşlar. Azerbaycan'ın arkasındayız. Can Azerbaycan'a başarılar diliyoruz. Uzun iller ərzində düşmən işğalı altında olan Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Gərvənd, Kənd Qaradiz, Yuxarı Abdurrahmanlı, Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndləri azad edildi. Bundan əlavə Ağdərə rayonu istiqamətində Zəmirov dağı silsiləsindəki hündürlüklərdə yerləşən
düşman postları darmadağın edilerek bir sıra hakim yüksekliler nezarete götürüldü. Dövüş ameliyatı devam edir ve ben size emin ederim.